Allah 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 Allah, bu nasıl şıklık? Ay. Fashion TV'de canlı yayın izler gibiyim vallahi Sevinç Hanım. Ay 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 ay. Yani kesin mezunlar toplantısını kraliçesiz olacaksınız. Tıpkı lisede olduğu gibi. Ne kraliçe ama? Bütün lise hayatım boyunca bir tek kral adayı bile olmadı. Ay sormayın, bilirim o duyguyu. Kraliçelik duygusunu mu? Yok, aday adayının bile olmadığı zamanki duyguyu. Hem ben öyle kral falan peşinde de değildim. Yani şöyle el yüzü düzgün birisi olsaydı yeterdi ama nerede? Hiç mi öyle biri çıkmadı karşına? Ay çıktı da benim amcamın oğlu benden iki sınıf büyüktü. Karşıma çıkanların hepsini o gün ağzını burnunu yamultuyordu. Dolayısıyla el yüzü düzgün bir halleri de kalmıyordu. Ay Sevinç Hanım, çok şıksınız ama. Kaç yıl sonra ilk defa liseden arkadaşlarımı göreceğim. Olsun o kadar. Ama ne kadar şık olursanız olun, bir aksesuar sizin görüntünüzü bozacak. Hangisiymiş o? İhsan Bey. Menekşe Hanım iyi günler. Müsaadenizle üstünüzü kullanabilir miyim? Nasıl yani? Ocak üstünüzü. Benimkinin tüpü bitmiş de. Buyurun. Teşekkürler. İrfan Bey, bütün site doğalgaza bağlandı. Siz neden hala tüp kullanıyorsunuz? Hanımefendi, ben söktürdüm. Yani bir şeylere bağlanma duygusu beni müthiş rahatsız ediyor. Ne şıklık böyle. Çok teşekkür ederim. Mezun olduğum lisenin mezunlar balosu var da oraya gideceğiz. Ben de bir defasında mezunlar balosuna gitmiştim. Bir Allah'ın kulunu tanıyamamıştım. İnsanlar değişiyor tabii. Yok yok, benimki ondan değil. Hanımefendi, ben yanlış lisenin balosuna gitmişim. Ne yemek yapacaksınız İrfan Bey? Çerkez tavuğu. Dün akşam Hint konsolosluğuna davetliydim. Hanımefendi, adamlar bir çerkez tavuğu yapmışlar. Parmaklarınızı yersiniz. Hatta kendinize mani olamaz, kolunuzu dişlersiniz. Hemen aldım tarifini. Bu elinizdekiler onun için mi? Evet efendim. Tavuk tencerenin içinde. Tüylerini yoldum, güzelce ayıkladım, tütsüledim, yıkadım. İnanır mısınız? Hayvanın gıkı çıkmadı. Peki bu bardaklar ne için? Hanımefendi, şimdi bakın. Tarifte diyor ki, tavuğu içinde havuç, soğan, maydanoz ve tam 14 bardak su bulunan tencerenin içine koyun. Efendim, müsaadenizle. Gıt gıt gıda. Yumurtam sıcak. İnanmazsan gel de bak. Şu Erzincan'ın kışları çok soğuk geçiyor olmalı. Ah, o da nereden çıktı şimdi? İrfan Bey'in bu kadar üşütmüş olmasının sebebi başka sizce ne olabilir? Biliyor musun Menekşe? Aslında şu baloya gitme konusunda çok kararsızdım. Aa, olur mu hiç? Şu resimlere bakılırsa lisedeyken bayağı popülermişsiniz. Yok canım, hiç de değildim. Aa, hadi canım, bir defa fotoğraf kulübünün başkanıymışsınız. Çünkü sınıfta fotoğraf makinesi olan tek öğrenci bendim. Müzik korosunda da solistmişsiniz. Çünkü flütü olmayan tek öğrenci de bendim. Hanımlar, şimdi bakın bir şey söyleyeceğim. Ben çerkez tavuğu dedim ama bunun için tavuğun illaki çerkez olması gerekmiyor. Bildiğimiz yerli tavuk da çerkez olabiliyor. Yani... Bir de cevizli özel sos var. Adam Hintliydi tarifi veren. Yoksa o kastettiği sakın Hindistan cevizi olmasın. Neyse efendim, neyse. Siz, ben kontrol altında şey. Tamam. Aa, bu nasıl erkek böyle Sevinç Hanım? Kim bu yanınızdaki Kadir İnanır'ın bıyıksız halini andıran Tarık Akan kılıklı kara oğlan? O Necdet. Okulun basketbol takımının kaptanıydı. Ay, böyle kaptanım olsun, ömür boyu güvertesini temizleyeyim. Bütün kızlar aşıktı. Ya siz? Haliyle ben de. Ama doğru dürüst iki kelime konuşmuşluğumuz yoktur. Hadi canım. Bakın, buraya sizin için bir şiir bile yazmış. Necdet bütün kızların albümüne o şiiri yazmıştı. Hadi canım, ama aynı sınıfta, aynı sırada oturuyorsunuz. O gün benim şanslı günümdü. Edebiyattan yazılı vardı. Necdet'in de geçer not alması gerekiyordu. Sınıfta da Fuzuli'nin şair olduğunu bilen bir tek ben vardım. Sevincim,
Ben geldim bir tanem. Hoş geldin. Hazır mısın? Ben. Sen büyük geceye hazır mısın? He? Haydi şimdi bütün eller havaya. İnsanla sevinç çıktılar sahaya. Havaya kadehler, havaya eller. İhsan'ın dansıyla titresin yerler. Yani İhsan Bey bazen size bakınca evrim teorisinin doğru olduğuna inanasım geliyor. Senin yapacak daha iyi bir işin yok mu? Kesin vardır. Sizin şu gulu gulu dansını seyretmekten daha kötü bir iş düşünemiyorum. İhsan bakıyorum da bu baloya gitme konusunda sen benden daha heveslisin. Tabii bir tanem. Senin lise arkadaşlarına bu evlilik konusunda turnayı nasıl gözünden vurduğunu göstermek için sabırsızlanıyorum. Ve ne kadar şanslı olduğunu görmeleri için de ben sana bu kürkü aldım. Harika bak, hakiki vaşak. İhsan çok güzel de hava kürk giymek için fazla sıcak değil mi? Olur mu canım? Vaşak bu kürkü her mevsimde giymiyor mu? Böyle bir mantıkla baş etmek çok zor. Sevinç, ister misin bu gece bizim şarkımızı çalsınlar? Ha? Sizin şarkınızı mı? Yoksa şu rahmetli Barış Manço'nun şarkısını mı? Arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım... Hayır canım, o değil. Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek. Dudaklarımdan yıllarca düşmeyecek. İhsan ilk defa bu şarkıda elimi tutmuştu. Bu koku ne be? İrfan Bey. Yok canım. Bu kadar kötü kokuyor olamaz. Ocağı çalışmadığı için yemeği bizimkinde pişiriyor. Ha, iyi pişirsin pişirsin. Biz de bu akşam seninle işi pişireceğiz değil mi bir tanem? O ne biçim laf? Sevinç, ben liseyi bitirmediğim için sen çok şanslısın biliyor musun? Niyemiş o? Çünkü bu balo benim lise mezuniyet balom olsaydı... ...sen benimle dans etmek için uzun süre sıra beklemek zorunda kalacaktın. Ayıptır söylemesi, ben o zamanlar çok popülerdim. Sevinç Hanım kadar olmanız mümkün değil. Neden? Çünkü Sevinç Hanım lisedeyken okulun bütün erkekleri peşinden koşuyorlarmış. Öyle mi yapıyorlarmış? Tabii, işte kanıtı. Menekşe. Yani... işte bak... Sevinç, bu ucubeyle resim çektirmek nereden icap etti? Basketbol takımının kaptanıymış ve Sevinç Hanım'a sırılsıklam aşıkmış. Yok canım, sadece... Bir de bakın, Sevinç Hanım için yazdığı burada bir şiir var. Bakmak büyük sevaptır, senin gibi güzele... ...yıllar sonra yine görüşmek üzere. Bu mu şiir? Ben bunun gibi yüzlercesini yazdım Sevinç'e askerdeyken. Hatırlamaz mıyım? Hello acemi ocağındayken yazdığı romantik şiiri hiç unutmadım. Yine seni düşündüm, aşkın sırrını çözdüm. Her gün pilav üstü kuru yemekten bağırsaklarımı bozdum. Ne oluyor be? Ay şimdi anlaşıldı askerdeyken neden şiirlerinizi tuvalet kağıdına yazdınız. Çok komik. Sen Hatice'ye değil Netice'ye bak. Yok ben Hatice'yi alayım. Sonuçta Sevinç bu palyaçoyla benim aramda doğru tercih yapmayı becermiş. Doğru tercih mi? Bence Ayhan Işık'tan vazgeçip Aydemir Akbaş'ı seçmiş. Her neyse, yeğenimle sinemaya gitmem gerekiyor, acele etmem lazım. Sevinç, bizim video kamerayı getir. Menekşe acele ediyor, bunu kaydetmeliyiz. Menekşe kapı. İyi de ben o tarafa doğru gitmiyorum ki. Ben bakın. Ya nasıl oluyor da nerede bir iş varsa bu kız hep aksi yöne doğru gidiyor. Buyur Muharrem Efendi. Sevinç Hanım, mektuplarınızı getirdim. Muharrem Efendi ya, sen kapıcısın. Bu postacılık merakı niye? Efendim, bu mecburiyetim olmadığı halde... ...bende hayranlık uyandırmış bazı apartman sakinleri için... ...yapmayı görebildiğim nacizane bir ek hizmet. Neleriyle hayranlık uyandırmış bu sakinler? Cömertlikleriyle. Ah Muharrem Efendi, ah Muharrem Efendi. Sen her gelişte bizim eve Noel Baba gelmiş gibi oluyor biliyor musun? Bu seferlik o zaman öyle olsun. Ho 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 ho. Peki o zaman Muharrem Efendi, benden de bu seferlik... Yok 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 yok. Hadi ama İhsan, Muharrem Efendi bunca katı boşuna mı çıktı? Yani inanır mısınız bilmem, sırf size hizmet aşkıyla asansöre bile binmeden... ...sekiz katı yürüyerek, hatta koşarak çıktım İhsan Bey. Vah 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 vah, sen yorulmuşsundur şimdi ya. Evet. Al şunu, taksiyle dönersin. Çok sağ olun İhsan Bey. Yalnız şey... Yalnız ney? Biliyorsunuz posta ücretlerine yeni zam geldi de. Ee?
Yani acaba diyorum siz de saygın hükümetimize örnek alarak yaptıkları bu zammı post hizmetim karşılığında göstermiş olduğunuz cömertliğe yansıtabilir miydiniz acaba? Nasıl yani? Yani Muharrem Efendi bahşişlerine zam istiyor. Öyle mi? O zaman biz de hükümetimizin yaptığını yapalım. Çok sağ olun İhsan Bey. Bahşişleri dalgalı kura bırakalım. Nasıl? Bakalım cebimize. Aa boş. Hükümetin yaptığını yapalım. İçi boşaltılmış ceplere el koyalım. Alacaklı mevduat sahiplerine de büyük geçmiş olsun diyelim. Hadi. Beni mağdur ettiniz İhsan Bey. Ha, bu arada gelirken ekonomi dergisinde sizin çok hoşunuza gidecek bir yazı okudum. Başlığı akıllı İstanbullular nasıl tasarruf yapıyorlar? Ben nasıl yaptıklarını biliyorum. Kapıcısı olmayan evlere taşınarak. Ha? Ha, işte. Nedir o İhsan? Vasiyetim. Avukatıma ufak bir değişiklik yapmasını söylemiştim. Değişiklik mi? Neden? Banka cüzdanına birkaç sıfır eklenince vasiyetine de birkaç satır eklemek gerekiyor. Şimdi bunu iki şahidin imzalaması lazım. Melekçe, buraya gel. İmzala şunu. Okumalar hayatta imzalama. Melekçe, imzala şunu. En son bana bir şey imzalattığınızda Bahçe ve Çiçek Bakımı dergisine abone yapmıştınız. Oysa benim hayatta bir dikili ağacım bile olmadı ki. Melekçe, bunu imzalamazsan kalacak evin de olmayacak. İmzala. Nedir bu? Seninle ilgisi yok. Benim vasiyetim. Sizin vasiyetiniz mi? Hı. Hemen imzalarım. İhsan, nasıl bir değişiklik yaptın vasiyetinde? Hiç önemli değil sevinci. Bana müsaade. Size de baloda iyi eğlenceler sevinci. Ondan hiç kuşkun olmasın. Bütün gece benimle dans ediyor olacak. Siz yine de eğlenmeye çalışın Sevinç Hanım. Evet, şimdi bir şahit daha bulmak gerekiyor. Ver ben imzalayayım. Olmaz, olmaz, olmaz. Sen hak sahibisin Sevinç'im, olur mu? Ben bütün varlığımı sana bırakıyorum. Bir değişiklik yapmamışsın ki. Sayılır, sayılır. Çok soru soruyorsun Sevinç ya, sen bana bir şahit bulsana. Allah! Allah gitti beni. Vay İrfan, tam lafının üstüne. Ne yani, teessüf ederim. Siz benim arkamdan bu adamın bir beli bükülse diye mi konuşuyorsunuz? Geçmiş olsun İrfan Bey. Bu sefer nasıl oldu? Sormayın efendim. Ben uğurlu mecidiye mi düşürdüm? Aman başıma bir şey gelir diye eğildim, aldım. Böylece kaldım. İrfan, imzana ihtiyacım var. Şuna bir el atıver. Memnuniyetle beyefendi. Ama siz de lütfen benim sırtıma bir ayak atıverin. Olmaz. O ayaklar bana lazım bu gece. Dans için. Yapmayın beyefendi. Ayağınıza düştüm burada. Tamam tamam. Uzan geliyorum. İhsan. Ne? Bu ne demek oluyor? Ne demek oluyor? Vefatımdan sonra menkul, gayrimenkul bütün birikimlerimi ve mal varlığımı biricik sadık eşim Sevinç Yıldırım'a... Yani bana cennetin yolları, sana trilyonlar. Onu sormuyorum, şunu soruyorum. Bir daha hiç evlenmemesi koşuluyla bırakıyorum. Evet. Avukatımdan eklemesini istediğim ufak bir detay. O zaman bir zahmet çıkartmasını da isteyiver. Neden? Çünkü vasiyetine böyle bir madde eklemeye hiç hakkın yok. Var efendim, o benim vasiyetim. Vasiyetin buysa vaziyetin çok vahim. İhsan Bey yetişe. Tamam geliyorum be, çatlama. Sevinç, sen ben öldükten sonra niye evlenmek isteyesin ki? Yani kabul et, ben sana bu dünyada bir cennet yarattım. İhsan, benim zaten bir daha evlenmek gibi bir düşünce aklımın ucundan bile geçmedi. Bu dünyada benim için bir tek sen varsın. Biliyorum. Ama bunu bana böyle emreder gibi söylemen doğru değil. Ben emretmiyorum ki Sevinç'im. Seni koruyorum. Koruyor musun? Tabii. Ben öldükten sonra senin gibi zengin bir dul avlamaya çıkacak bir sürü köpek balığı olacak ortada. İhsan, benimle saygılı konuş. Evet, sana saygılıyım ama para konusunda da kaygılıyım. Ne? Sevinç'im, ben öldükten sonra kimsenin ne parama ne karıma dokunmasına izin vermeyeceğim o kadar. Beyefendi, o zaman ben şimdi gideyim, sonra geleyim. Tamam tamam, geldim. Hadi. İhsan, o cümleyi vasiyetinden çıkarman lazım. Israr ediyorum. Sevinç, niye büyütüyorsun bu meseleyi bu kadar? Duyan da kendine yeni bir koca buldun sanacak. Ne? Tamam. Sen kendine yeni bir koca buldun değil mi? Evet İhsan. Daha fazla saklamanın alemi yok. Sen son nefesini verdiğin saniye kendimi hemen başka bir erkeğin kollarına atacağım. Ben? Kim bu adam? Kim bu adam? Kim bu adam? Ay, kim olacak? Bizim komşu İrfan Bey. İrfan mı? Vallahi ben değilim canım, isim benzerliği. Ben kim diye İrfan Bey'i sordun sandım. Tamam. Buldum kim olduğunu. Söyle bakalım, kimmiş o Mustakbel kocam? Eski okul arkadaşın, Necdet. İhsan,
Şimdi delirdiğinden hiç şüphem kalmadı. Tabii ya. Tabii ya. Her şey bal kabağı gibi ortada. Ben nasıl uyanmadım? Nasıl? Resme bak, resme. Yani biraz daha sokulsanız sen nerede bitiyorsun? O nerede başlıyor belli değil. İhsan, senin tedaviye ihtiyacın var. Şimdi anlaşıldı vasiyetimden o cümleyi niye çıkarmak istiyorsun? Nedenmiş? Çünkü ben ölünce cennete, sen doğru Necdet'e. Bu benim hayatımda senden duyduğum en aptalca şey. Tabii, ben aptalın önde gideneyim. Aptalın dik alası. Necdet'i bunca yıl fark etmediği için aptal ol aptalı. Daha fazla uzatmanın alemi yok. Bütün bunları balodan döndükten sonra tartışırız. Hayır efendim, baloya maloya da gitmiyoruz. Sen son nefesini verdikten sonra benim hayatıma karışmana müsaade etmeyeceğim. Ayrıca nefes alırken karışmana da. Sen o baloya eski okul arkadaşını görmeye gidiyorsan yalnız gideceksin. Çünkü ben senin yanında olmayacağım. Benim için hiçbir sakıncası yok. Baba bir dakika, nereye? Benim başağımla kimseye hava atamazsın sen. Ne dolaşıyorsun ayak altında be? Ya ben uyuyakalmışım. Kavganız bana ninni gibi geldi beyefendi. Allah! Yaktık Çerkez'i. O kim? İt konsolosun ondan. Sevinç. Merhaba. Ay, sen miydin? Ben de sizi gördüğüme çok sevinmedim ama en azından nazik olmayı becerebildim. Siz neden baloda değilsiniz? Çünkü Sevinç ben öldükten sonra evlenecek. Ne? Durun bakayım. Siz ne kadar içtiniz? Menekşe. Gel otur şöyle yanıma. Çok içmişsiniz. Menekşe, sana bir şey soracağım. Gel otur şöyle. Ayaktayken soramaz mısınız canım? Bu soruyu oturarak cevap vermek lazım. Gel otur şöyle. Şimdi bak. Atlık! Ne oluyor be? Bak şimdi sana... Eğer sen ben olsaydın... Ki Allah'a şükür değilim. Olmadığını biliyoruz be. Eğer sen ben olsaydın... Eğer ben siz olsaydım, siz çok düzgün biri olurdunuz. Susana sen. Susarsam sorunuza nasıl cevap vereceğim? Benim sormama fırsat vererek. Ondan sonra istediğin kadar konuş. Tamam. Ama soruya eğer sen ben olsaydım diye başlamayın. Bugünlerde midem zaten kötü. Bak şimdi senin o imzaladığın kağıt var ya hani bugün. Şimdi o benim vasiyetim. O vasiyetimde ben her şeyi Sevinç'e bırakıyorum. Her şeyi. Ama bir daha evlenmemesi koşuluyla. Şimdi o bunu duyunca delirdi. Sence ben mantıksızca mı bir hareket yaptım? Yani evet ya da hayır diye cevap vereceksin ama. Bu evet ya da hayır diye cevaplanabilecek bir soru değil. Tabii cevaplanabilecek bir soru. Çok basit ya. Evet siz mantıklısınız diyeceksin ya da hayır Sevinç Hanım mantıksız. Şimdi Sevinç Hanım size tekrar evleneceğini mi söyledi? Hayır ama evlenmeyeceğini de söylemedi. Şimdi bu durumda hangimiz haklı sence? Ne fark eder? Neden fark etmez? Çünkü siz çoktan ölmüş olacaksınız ve bunu öğrenemeyeceksiniz. Ama şu anda öğrenememek beni öldürüyor. Bakın şimdi ben size bir soru sorayım. Sor. Allah göstermesin. Sevinç Hanım sizden önce ölse, siz tekrar evlenir miydiniz? Hayır. Peki o istese, tekrar evlenmeniz durumunda bütün paralarınızdan ve dükkanlarınızdan vazgeçeceğinizi yazıp imzalar mıydınız? Olur böyle saçma şey be. Sizin Sevinç Hanım'dan istediğiniz şeyden daha saçma olmadığı kesin. O başka. Galiba haklısınız İhsan Bey. Yani Sevinç Hanım'ın sizin paranızı har vurup harman savuracağını düşünecek olursak... Hiç de bile. Bir defa Sevinç para konusunda çok dikkatlidir. Ben onun kadar tutumlu kadın görmedim. Bir de gözünün ne kadar dışarıda olduğunu düşünürsek. Oy bir dakika oğlum, ne biçim alırım ayağımın altına ha. Ne biçim konuşuyorsun Sevinç hakkında öyle? Sevinç bugüne kadar benden başka tek bir erkeğe bile bakmamıştır. Peki o zaman sorunuz neydi? Sorum şu. Ben böyle bir aptallığı nasıl yaptım ya? Bilmem. Bazı insanlar bu konuda doğuştan yetenekli. Menekşe. Gel bir öpeyim seni. Hayır. Öpeceğim. Hayır. İhsan Bey hayır. Ulan benim gözlerimi açtım. Vallahi vasiyetiniz yarın okula. Öpeceğim.
Cavit Çapak. Canım benim. Ne oluyor, bir dakika, ne oluyor ya? Cavit, seni yeniden gördüğüme ne kadar sevindim bilemezsin. Hanımefendi, ben Cavit değilim. Hadi kandırma beni, bal gibi de Cavit'sin işte. Hayır efendim, değilim. Evet efendim, Cavit'sin. Hanımefendi. Birazcık boyun uzamış sanki ama. Adım İhsan Yıldırım ve sizi daha önce hiç görmedim. Demek İhsan Yıldırım, adını değiştirmişsin. Hanımefendi, son kez söylüyorum. Adım İhsan Yıldırım ve sizi daha önce hiç görmedim. Aa, tabii. Evet, daha önce sizi hiç görmedim numarası. Eski numaralar yani. Benim için hiç sakıncası yok Cavit'ciğim. Çünkü ilk karşılaştığımız gün bana yaptığın şeyler çok hoşuma gitmişti. Bir dakika ya. Saçmalamayın hanımefendi. Bırakın üstüme tırmanmayı. Benim adım İhsan Yıldırım. Peki Cavit'ciğim, öyle diyorsan. Öyle öyle. Yapayım. Burası benim en hassas yerim. Biliyorum. Yerim seni. Yerim. Yapma ya, bir dakika ya, bir dakika. Aman. İhsan. Sen ne arıyorsun burada? Seni yaptığım şeyler için sana özür dilemeye geldim. Bunun için yeterli vaktimiz var mı? Sevincim ya, çok çok büyük aptallık ettim, kusura bakma. Ve söz veriyorum, yarın o vasiyeti değiştireceğim. Ah İhsan, çok anlayışlısın. Ve sen ben öldükten sonra istediğini yapmakta özgürsün. Sen ölmeyeceksin ki İhsan, çok inatçısın. Ben artık sana güvenmeyi öğrenmeliyim Sevincim. Bence de, hele burada. Burada. Niye? Ne özelliği var buranın? Lisedeyken hiç erkek arkadaşım olmadı. Ciddi misin? Evet. Hiç mi? Hiç. Necdet, ne iş? Hiçbir işimiz olmadı. İki kelime konuşmuşluğumuz bile yoktur. O şiir ne? Bütün kızların albümüne o şiiri yazmıştı. Ha, yani senin güzelliğinin hiç farkında olmadı. Beni görse hatırlayacağını bile sanmam. Tamam, iyi o zaman. Affedersiniz, bu dansı bana lütfeder miydiniz? Evet. Tabii, memnuniyetle. İhsan, senin için sakıncası yok değil mi? Yok efendim, buyurun, keyfine bak. Necdet, nasılsın, görüşmeyeli? Necdet mi? Şu tesadüfe bak Cavit, yine karşılaştık. Bana bak, şu uzun boylu adam okul basketbol takımının kaptanı Necdet mi? Evet, okulda bütün kızların gözdesiydi. Uzun boylu, yakışıklı, yapılı. Ama ben... kısa boylu ve tıknaz erkekleri tercih ediyorum. Anlarsın ya. Anlarım. Sen benimle dans eder misin? Ha Cavit, sonunda yola geleceğini biliyordum. Uçur beni. Cavit dur. Uçur beni dedin ya. Ama burası dans pisti, yarış pisti değil ki. Tekrar pardon. Cavit, bu nasıl dans? Ben yeni icat ettim. Lambada lumbada hıyartoya toslama. Kardeşim, koskoca dans pistinde kendine de dans edecek yer bulamadın mı? Asıl sen orada fazla yarışkal ediyorsun. Zibidi. Tamam, münakaşaya gerek yok. Amma ödlükmüşsün be. Ben de basketçileri bir şey sanırdım. Bir dakika Sevinç. Ne demişler? Boyu uzun, aklı kısa. Bunu gidip İbrahim Kutluay'a söyle de seni üçlük niyetine potaya soksun. Ben ona değil, sana söylüyorum. Zibidi. Tamam, sakin ol. Ben her türlü fikre açığım. Yeter aptalca olmasın. Aptal? Sen bana aptal mı dedin? Sen var ya, sen bittin ya. Sen bir dakika, sen öldün ya. Sen var ya, sen yoksun abicim. Sen öldün. Sen vasiyetini yaz. Avukatımı tavsiye edeyim ben sana. Kocam adına özür dilerim. Çok kıskançtır. Ben de kıskanırdım. Hatırladığımdan çok daha güzelmişsin. Beni hatırladığına çok şaşırdım. Neden? Çünkü lisedeyken bir kere olsun yanıma gelip benimle konuşmamıştın. Cesaret edememiştim. Öyle mi? Bana bak, zibidi. Dans için teşekkür ederim Cale. Ne? Dans için teşekkür etmek istemiştim Cale. Kendine iyi bak. Senin adını bile hatırlamadı, iyi mi? Amma salakmış be. Sana Cale dedi. Farkındayım. Neyse, üzülme bir tanem. Ben buradayım, senin yanındayım. Var mı bir isteğin? Hayır. Yok, ben şimdi geliyorum. Bir dakika canım, bir dakika. Bunca yıl sonra karşılaşmaktan son derece mutlu olduğumu söylemek istemiştim. Sağ ol Necdet. Yalnız aklıma takılan bir şey var. Bizim sınıfta hiç Jale yoktu. Demin sen bana Jale dedin. Biliyorum ama kıskanç bir kocanın keyfini kaçırmanın hiç gereği yoktu. Öyle değil mi Sevinç? Haklısın. Bir dahaki baloda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
İyi bak kendine. Sen de. Pardon. Ya Sevincim, bu Necdet var ya, hakikaten sandığımdan da salak çıktı ya. Neden öyle diyorsun? Ya baksana, olacak şey mi ya? 3 yıl seninle aynı lisede okumuş ve okulun en güzel kızını hatırlamıyor ya. İyi de İhsan. Ya cidden çok salakmış. O bu kafayla senin 1/4'ünü bulsun, öpsün başına koysun. İhsan. Sevincim, seni tanımadı diye hiç üzülme. Bak vallahi karımsın diye söylemiyorum. Buradaki en güzel kadın sensin. İhsan. İhsan Bey. Bak bizim şarkımız çalıyor. Eşisin sen ruhum, vazgeçilmez bir eşisin. Efendim canım. Bir şarkısın sen. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Dudaklarına yıllarca düşmeyecek.